Evet. Elif ne yapıyor gerçekten? Kocabaş yere yıldıktan sonra? Evet. Kocabaş'ın yerine geçiyor değil mi? Kendine Kocabaş'ı yerine koyuyor. Sarı kızla beraber ne yapıyor? Cepheye doğru yol alıyor. Doğru mu? Evet. Öğrenci dolaplarını incelediğimiz bu bölüme hepiniz hoş geldiniz. Aç bakalım dolabı. İnceleyelim dolabını. Güzel. Notları yazmış. Güzel. Burada da. Aa, bunları sen mi çiziyorsun? Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Evet, Trendyol'dan ilk defa alışveriş ettim. Mecbur kaldım çünkü baya baya indirimli satıyorlardı. O yüzden aldım. Evet, çıkarttık. Bu nasıl bir paketleme? Allah'ını severseniz ya. Bir tane SSD sipariş vermiştim. M2 SSD 1 TB'lık. O gelmiş. Baya bir sıkıntı yaşıyordum veri konusunda. Şimdi takacağız bakalım performansı nasıl olacak. Evet, inşallah bizim kasada M2 SSD yeri vardı. Herhalde bu buraya geliyor. Güzel. Şimdi şurayı vidayla mı tutturacağız? Nedir? Evet. Bir sıkıntı yokmuş gibi duruyor. Şimdi bir şuradan önce vidasını şey yapalım. Açtık. Verdik coşkuyu. Bakalım ne olacak. Nedense anlam veremedim bir şekilde açtı. Geri kapattı. Geri açtı. İnşallah açılır. Evet. Geldi. Çok şükür. Bakalım görünecek mi? Tabii ki hiçbir işim rast gitmediği için ne yazık ki bunda da göremedi. Acaba neden böyle oluyor ya? Şimdi BIOS'a gireceğim. Evet, görünmemesinin sebebini buldum. Disk yönetimine girdim bilgisayar yönetiminden. Disk 2 buradaki alan şey olarak gösteriyor. Başlatılamadı olarak gösteriyordu. Ben de buradaki başlatılamadı bölümünü önce diski başlat dedim. Ardından ara birim seç dedim ve next 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 deyip diski tamamladım. Şu anda bilgisayarımda yeni ara birim olarak A sürücüsünü atadım. Farklı SSD ve hard diskler zaten bilgisayarımda mevcut. Şimdi burada aslında 120 GB'lık bir SSD'im vardı. Sırf sistemi kurduğum. Sistemi şimdi buna kopyalayacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Şimdi de SSD'yi komple 120 GB'lık SSD'yi 1 TB'lık M.2 SSD'ye kopyalıyorum. Bu programın adı da Macrium Reflect aslında programın adı. Bakalım ne olacak? Sonunda yaklaşık 1 TB, zaten 1 TB da 930 GB'ını kullanabiliyorum. 1 TB'lık bir C sürücüm oldu ve ben bunu geniş geniş kullanacağım. Zaten yeteri kadar depolama birimim var. Benim maksadım C'yi geniş geniş kullanmaktı. Çünkü bazen bir veri oluyor, bir şey oluyor. C bana müsaade etmiyordu. Şu anda C sürücüm bol bol bana yetecek konumda. Şimdi ise şey yapacağım. Buradan alacağım 120'lik SSD'yi bu bilgisayara takacağım. Bu eski bilgisayara. Bunlar bu arada sticker yani yapıştırıcı izi. Bu eski bilgisayarı biraz hızlandırmış olacağız. Şimdi eski bilgisayarımın hard diskini çıkardım. Bunu yeni asıl bilgisayarıma takmayı düşünüyorum. Eski bilgisayarımdan da SSD'yi çıkardım. Şimdi bunu da buna takacağım. Umarım olur. Bugün bayağı yoruldum. Şimdi bu bilgisayara Windows'u yükle. Yalnızca Windows'u yükle. Bu bilgisayara tekrardan Windows kuracağım. Takmış oldum SSD'yi. Hadi bakalım Windows başladı. Bir yandan da buradan söktüğüm SSD kabına bu bilgisayardan aldığım 640 GB'lık hard diski takacağım. Ne olur ne olmaz yedekleme için yanımda bulunsun. Hem de lazım olursa kullanırım. Evet, bunu buna montajladım. Şimdi de bunu buraya oturtma zamanı.
Nasıl getirdim lan ben bunu buraya? Evet, her iki taraftan da oturtturdum. Şimdi buradan ön mesh ızgaraları kapatalım. Buradan kablolarını da takmak gerekli. Güzel. Ve açtık. Bakalım ne olacak, görecek miyiz? Bir yandan da bu Windows'u yükledi. Windows 10'u. Tekrardan baştan başladı. Ve bilgisayarımızın açılmasını bekliyoruz. Bakalım görecek mi? Işıklarımız yandı. Açıldı ama sanki hard disk'ten açtı gibi yani. Bir yavaş açtı, bir sakin açtı. Sanırım eski hard disk'i görüyor. Hard disk'ten boot etti. Boot ayarlarına da bakmamıştım. Umarım M2'den başlatmıştır. Evet, hard disk'i gördü. Harici bir artık şey olarak görüyor muhtemelen Windows içinde olduğu için. Şimdi ben bunu tekrardan burada sıfırlayacağım ve harici hard disk olarak bulunacak. Peki abi. Evet, sonunda SSD'yi taktım, Windows'u kurdum. Hatta Ninit programını da kullanarak sürekli kullandığım programları güncelledim. Burada gayet güzel oldu. SSD ile hızlandırılmış bir bilgisayarım oldu. Burada da M.2 SSD'ye transfer olmuş, C sürücüsü bol bol kullanılan bir tane yeni bilgisayarım oldu. Hayırlı uğurlu olsun, çok şükür hallettik. Şimdi biraz karnımızı doyurma zamanı. Safi Hoca'nın ellerine sağlık. Güzel. Teşekkür ederiz. Vay be, ne komşular var be. Yemeği yedikten sonra gelmeseydi iyiydi. Daha önce gelseydi iyiydi de. Tok karı da yenmiyor mübarek. İsmail Bey ve Fatma Gül Hanım'a teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Çok güzel değiller mi ya? Neyse, elbet karnımız acıkır. Hakan, neden böyle şeyler yapıyorsun oğlum? Bir düzelt, bir düzelt bir. Geri yap. Hocam ben takılacağım. Hocam çevir. Bir garip oldu lan içim. Hakkı gözetirim, zulmü yıkarım, rehberim, önderim, can öğretmenim. Şahanesiniz, bravo. Öğretmenler günü hediyesi kızlarımdan geldi. Teşekkür ederim. Başkan, teşekkürler. 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 Vay maşallah, seccadeye bak ya. Devasa. Zaten istiyordum böyle bir şey. Çok güzel olmuş. Ne kadar para verdiniz buna? Söyle bakayım. Kaç para verdiniz? Söyle söyle. Ne öğrenirim ki ya? Benim arkadaşımdan almışsınız zaten. Öğrenirim, söyleyin en iyisi. Kaç? 300 lira mı? Oy maşallah, iyiymiş. 23 Kasım olmasına rağmen, burada niye bu kadar çöp gibi olmuş bu arada ya? 23 Kasım olmasına rağmen beni düşünen öğrencilerim var. Teşekkür ediyorum onlara, dersim yok diye. Bana hediye almışlar. A harfinde bir mum. Mumları severim. Bir tane aynı Selver isimli bir öğrencim getirmiş. Sağ olsun Selverciğim. Bir tane de kalem getirmiş bana. Mermi gibi bir kalem. Kalemleri severim. Teşekkür ediyorum. Buraları toplar mısınız bu arada? Hadi bakalım. Evet. 23 yok. 23 Kasım ha. 23 Kasım ama biz öğretmenler günü yemeğine gidiyoruz. Bahattin hocam, fites atar mısın 6'ya? Nasıl atacağım? Neyse boş ver, ben atarım, dur. Ne diyordun?
Çek. Ne, gidiyor mu çekiyor? He. Bir ara... Öğretmen her gün kutlu olsun. Şimdi teşekkür ederim. Tekrardan eve dönüş başlar. Görünmüyor. Çok acayip karanlık. Çocuk ağlamadı ha. Bilge mi? Yok. Çok güzelmiş. Safiye hocama hediye gelmiş. Sağ olsun beni de unutmamışlar. Çok güzelmiş ya. Çok güzel değil mi Bilge? Hı? Hı? Nereye gidiyor? Gel buraya. Eşref Ziya. Adı neydi? Eşref Ziya. Veli'nin adı? Fadime Hanım. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir takım öğretmenler günü çalışmaları, öğretmenler günü hediyeleri, bilmem neyleri. Öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Evet, gayet güzel bir hediye oldu.